Almanya'daki başarılı Türk iş insanları zor zamanları nasıl aştılar sevgili arkadaşlar? Bugünkü konumuz bu. Almanya'daki birçok Türk iş insanı var burada. Başarılarına ulaşmak için büyük mücadeleler vermiştir. Ve bu süreçte zor zamanlar yaşamışlardır. Bunu ben kendimden biliyorum. Ben burada doğdum, büyüdüm, burada yetiştim. Bu zorluklar arasında her zaman kültür farklılıkları vardı. En önemli zorluklar arasında. Bunun yanında dil engelleri sevgili arkadaşlar, finansal zorluklar ve diğer birçok engel sayılabilir. Ancak bu iş insanları, burada yaşayan insanlar başarılarını elde etmek için sabırlı, azimli ve kararlı davrandılar. Başarılı Türk iş insanlarının birçoğu işlerinde başarılı olmak için ailelerinden ve toplumlardan aynı zamanda destek aldılar. Onların sayesinde, onların motivasyonuyla başarılı oldular. Ayrıca üstün yetenekleri çok önemli. Üstün yeteneklerini kullandılar, potansiyellerini kullandılar. Yani üstün yetenekler, iş stratejileri, müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde başarılarına ulaştılar, başarılarına başarı kattılar. Bununla beraber madde madde hangi yöntemle daha başarılı oldular onları sıralamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Örneğin sabırlı ve azimli olmak, en önemlisi o. Zorluklarla karşılaşmak kaçınılmaz zaten. Herkesin önüne zorluklar çıkıyor. Ancak Avrupa'da yaşayan başarılı iş insanları zorlukları aşmak için sabırlı ve kararlı davrandılar. İşlerine odaklandılar. Bu çok önemli. Bunun yanında diğer bir madde kreatif fikirler üretmek. Burada yaşayan iş insanları müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kreatif fikirler ürettiler ve rakiplerinden ayrışmaya çalıştılar. Yani onlardan farklı olmaya çalıştılar rakiplerinden. Ondan dolayı başardılar. Bunun yanında çok önemli bir madde pazarlama stratejileri geliştirmek. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Almanya'da, Avrupa'da yaşayan iş adamları mutlaka bu konulara dikkat etmeleri lazım. Pazarlama stratejileri geliştirmek çok önemli. Başarılı iş insanları müşterilerini hedefleyen ve ürün veya hizmetlerini etkili bir şekilde tanıtmak için pazarlama stratejileri geliştirdiler. Bunun yanında diğer aklıma gelen risk almak. Bu da çok önemli. İş insanı olmak zaten risk almak demek. Risk almaktan korkmamak. İş insanları risk almaktan korkmazlar ve yeni fırsatlar yakalamak için cesur adımlar atarlar. O yüzden cesur adımlar çok önemli sevgili arkadaşlar. Hemen aklıma yine diğer madde geldi. Kendine güvenmek. Yani başarılı iş insanları kendi yeteneklerine güvenir ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olan özgüveni gösterirler kendilerinde ve bu insanların aynı zamanda özgüveni nasıl artar? Bu özgüveni kendine verdiği sözleri yerine getirirler. Yani disiplin kazanarak oluyor bu iş. Şimdi diğer madde nedir? Yeniliklere açık olmak, öğrenmeye açık olmak. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Yani çok bilmişliği kenara bırakarak yeniliklere açık olarak ilerlemek. Burada yaşayan iş insanları değişen piyasa koşullara uyum kuruyor. Yani ne var? Yeniliklerden neler var? Neler öğrenebilirim? Uyum sağlayarak yeniliklere açık olarak ilerlediler, başardılar. Kendilerini sürekli geliştirdiler. Seminer varsa seminere gittiler. Öğrenmeye açık oldular ve bir cep telefonu gibi düşünün. Cep telefonu devamlı kendini güncelliyor. Bu insanlar da sürekli kendini geliştirerek güncellediler. Bunun yanında diğer madde işbirliği yapmak. Avrupa'da yaşayan başarılı iş insanları işbirliği yaparak daha büyük projeleri geliştirdiler ve bu şekilde daha büyük başarılar elde ettiler. Hani derler ya, bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bunun yanında yine aklıma gelen diğer bir madde, Avrupa'da yaşayan Türk iş insanların başarılı olmasına neden olan müşteri odaklı olmak. Yani müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak. Bu çok önemli. Onların ihtiyaçlarını gözetmek. Onların isteklerine odaklanmak. Onlara en iyi hizmet sunmak için müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerinden dolayı bu iş insanları başarılı oldular. Bunun yanında en önemlilerinden bir tanesi belki Almanlardan, Avrupa'da yaşayan insanlardan öğrenilen disiplinin yanında tabii planlı ve organize olmak sevgili arkadaşlar. Başarılı iş insanları hedeflerine ulaşmak için planlı ve organize bir şekilde hareket ederler ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanırlar. Har vurup harman savurmazlar sevgili arkadaşlar. İsraftan kesinlikle uzak dururlar. Dolayısıyla hem de bereketleri gelir. Ve son madde, 10. madde aklıma gelen, kendini sürekli geliştirmek. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Burada yaşayan, Avrupa'da yaşayan iş insanları kendi alanlarında uzmanlaşmak için kendilerini sürekli geliştirirler ve sektörlerindeki yenilikleri takip ederler. Bunun yanında da biz de yıllardan beri burada yaşayan, Avrupa'da yaşayan insanlara, Türkçe konuşan vatandaşlarımıza, kendi işini yapanlara, liderlere ve genel olarak yoğun çalışanlara
çalışan insanlara özel hayatını ihmal etmeden ve daha başarılı ve huzurlu olmalarına eğitimlerimizle destek oluyoruz. Eğitimlerimize katılanlar kendini yormadan iş performansını arttırıyor, kendine güven eksikliği yaşamadan öğrenilmiş çaresizlikten kurtularak işlerinin başarılı ve karlı olmasını sağlıyorlar. Patronlar örneğin özel hayatını ihmal etmeden işini büyütüyorlar. Liderler yetersizlik endişesi yaşamadan liderlik becerilerini geliştirerek etkileyici bir lider oluyorlar. Yoğun tempoda çalışanlar da zamanını verimli kullanmayı öğrenerek kendine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmaya başlıyor. Bunları psikolojik ve stratejik yaklaşımları öğrenerek başarabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer sen de bu şekilde ilerleyip hedeflerine hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmak istiyorsan şimdi eğitimlerimize katılmak için aşağıdaki linke tıkla ve eğitimlerimize başvuru yap. Eğitimde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.